Cümleden hepinize selamun değerli dostlar. Bugün sizlere Android Tape'de bulunan bir tane programımız var. Aga Macar Launcher diye. Onun videosunu çekeceğim. Bunu çekme sebebim de arkadaşlar bana gelen yorumlar ve mesajlardan dolayıdır. Çok güzel bir uygulama tabii ki. Bunu aracında Android Tape olan herkesin bu uygulamayı yüklemesini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar e, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmazsak sevinirim. E, şimdi konuya nasıl başlayayım tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim size kardeşim şunu bir göstertir misin programımızı odakla. Evet arkadaşlar böyle bir Android tabinde programım var. E, bunu gören arkadaşlar bana mesaj yoluyla e, ulaşmışlardı Facebook üzerinden. Hani bu uygulamayı nasıl kullanabiliriz falan filan gibisinden. Şimdi ben de size şöyle anlatayım. Daha doğrusu bunu detaylı bir şekilde anlatayım. Nasıl kuracağınızı, ne yapacağınızı. Şimdi arkadaşlar programımızın ismi Agama Jar Launcher. Yazılışına da şuradan size göstereyim gene. E, Play Store üzerinden gösterteyim. Zaten bakın Agama Car Launcher. Bir dakika kardeşim şöyle heh, odaklayalım Agama Car Launcher. Arkadaşlar programımız bu. Ee, buradan bunu yüklüyoruz ama e, şimdi şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. E, bu programı, bu programı e, Play Store üzerinden yüklediğimiz zaman bu programın 30 günlük bir deneme süresi var. E, trial versiyon olarak geçiyor. Onu yüklemiş oluyorsunuz. 30 gün sonra da tekrardan yüklemek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi benim aracımdaki program e, orijinal. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Yanaş kardeşim e, programı Play Store üzerinden değil de normal internete girip normal Google üzerinden Google'a girdikten sonra e, Google'dan aratmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir yazalım. Yani Agama zaten çıktı. Bakın arkadaşlar Agamacar Launcher Pro APK diyor arkadaşlar. Yükleyeceğimiz program e, APK dosyası. Bunu bulacağız arkadaşlar. Buradan herhangi birisine tıklayarak bu programın full sürümünü indireceğiz. Zaten e, bazılarında görüyorsunuz full sürüm diye yazıyor. E, bunu full sürüm olarak indireceğiz. Full sürüm olarak yükledikten sonra daha bu program 30 gün sonra kaldırmak zorunda veya yeniden yüklemek zorunda kalmayacaksınız. Bu bilgiyi size söyleyeyim. Şimdi peki bu programı aracımıza yükledik. Nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar bunu yüklemesini nasıl yüklendiğini nasıl yapıldığını falan size anlatmıyorum. Sonuçta hepimiz Android telefon kullanıyoruz ve yükleme nasıl yapılıyor yani hepiniz biliyorsunuz hem videoyu da çok fazla gereksiz yere uzatmak istemediğimden dolayı hani e, onu anlatma gereği duymuyorum gene yapamayan arkadaş olursa bana YouTube üzerinden veya Facebook üzerinden benimle ulaşsın. Ben gene yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar aracımızın mesela pardon, programımızda mesela şöyle bir şey var. Radyo, navi, video, apps, internet, telefon. Şimdi arkadaşlar bunları buraya ben kendim koydum. Siz buralara istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi mesela radyonun üzerine basılı tutuyoruz. İkon diyor. İkon dediğimiz zaman burada ee, şeyler var, ee, resimler var. İkon demek yani buradan ee, mesela radyoya radyoya göre resim bulmak, şu kenarında bulunan resmi bulmak. Başlık da zaten ismi. Uygulama olarak da arkadaşlar ee, şöyle ikon başlık uygulama var. İkon resim dedik, başlık buradaki isim. Şimdi bu radyoya ben radyo yapmışım. Siz buraya örnek veriyorum, ee, ne koyacaksınız? diyelim ki bunu video yapacaksınız arkadaşlar başlık olarak videoyu yazıyoruz İkon olarak da videoya benzer ikon seçiyoruz oradan uygulama olarak da mesela uygulamaya tıkladığımız zaman buradaki uygulamalardan video koyacağız ya videonun uygulamasına tıklıyoruz ve buraya o gelmiş oluyor arkadaşlar yani bakın ben yani video yapmışım nav yapmışım radyo yapmışım sizin <laughs> kusura bakmayın sizin yapmanız gereken bu. Yani telefon. Şimdi ben burada telefon koymuşum. Burada mesela örnek veriyorum daha önce diyelim ki video vardı veyahut da herhangi başka bir uygulama vardı. Ben buradakini siz zaten bunu yüklediğiniz zaman buradakiler değişik olacak. Siz bunu kendinize göre bir ayar çekeceksiniz. Yani ismini değiştireceksiniz. İkonunu seçeceksiniz ve e, oraya uygulama atacaksınız. Ondan sonra her bastığınızda o çıkacak. Şöyle teybimin sesini kısayım da bazen şimdi müzik çalara falan tıklamam gerekecek. Ondan sonra ses çıktığı zaman telif hakkı yiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi ben bu alta müzik player koydum arkadaşlar. Tıkladığım zaman direkt müzik player geliyor. Mesela buraya video koydum. Tıkladığım zaman video geliyor. Bakın. İşte navigasyon, radyo diyelim. Radyoyu tıkladık. Radyo geliyor. Bunlar sizin burada hani en çok araç kullanırken e, yapmanız gerekli e, dosyaları hangisini en çok kullanıyorsanız onu buraya koyuyorsunuz. Şu da var mesela örnek veriyorum e, aracınızda müzik çalar açık arkadaşlar ben şimdi e, telif hakkından dolayı müziği açmıyorum. Siz şu anda müzik çaldığından şey yapın zannedin hani müzik çalıyor olarak farz edin. Şimdi bir yandan müzik çalıyor. Bunu aşağı indirdiğimiz zaman aracımızda hareket ederken Burada kilometre saatimiz yani aracın hızı burada gösterirken arka taraftan müzik de çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani böyle de güzel bir yanı var. Şimdi şuraya gelelim. Buraya mesela aracımızın logosunu Opel koymak istiyorsanız onu koyabiliyorsunuz. İşte navigasyon, pusula, ne bileyim hız, saat bu orta istediğinizi koyabiliyorsunuz. Ben aracımın hızını koydum. Aracım giderken buradan hızına bakıyorum arkadaşlar. Ee, bunu şimdi size anlattım. Buradan Wi-Fi olarak bağlanıyorsunuz. Telefonunuza bağlıyorsunuz. İşte bildirimleriniz var arkadaşlar. Gelen bildir bildirimler yani teybinize gelen bildirimler var. Onlara bak bakıyorsunuz. Ee, şuna girelim. Mesela buradan konum olarak konumu açıyorsunuz. Konumunuzu açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Wi-Fi ağına bağlanıyorsunuz. Wi-Fi'nizi seçiyorsunuz. Ee, mesela ayarlarınızı yaptıktan sonra şurada bir mikrofon tuşu var arkadaşlar. Mikrofona basıyoruz. Video aç. Buradan da sesli komut veriyoruz arkadaşlar. Bakın videomuz açıldı. Şimdi. Programımızı yükledik. Ee, buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde arkadaşlar. Ee, şimdi programımızı yükledik diyelim. Her şeyiniz şunlarınız değişik. Telefon, internet. Buradakileriniz değişik. Bunları anlattık. Nasıl düzenleyeceğinizi ne yapmanız gerektiğini anlattık. Peki başka ne yaparız, ne yapabiliriz gibisinden bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir tuşumuz var. Ee, bu tuş ayarlara geliyor. Şimdi arkadaşlar en başta zaten araç diyor Opel. Ben logoyu seçtim. Siz buradan aracınızın logosunu seçiyorsunuz. Hangi araç olursa olsun. İşte Fiat Hyundai, Toyota, Opel e, ne bileyim Audi Cadillac yani hangi aracınız hangi markaysa buradan onu seçiyorsunuz. Bakın burada kamyon kamyon işte ne bileyim motor. Onlar da var arkadaşlar. Buradan ben Opel'i seçtim. Buradan tema düzenleyici diyoruz arkadaşlar. Temada işte temamızı falan düzenliyoruz. Bakın burada renkleri var. Yani şu kırmızı ya benim. Kırmızı işte onları ne renk olacağını seçiyorsunuz. Şöyle geri alalım. Ondan sonra işte tema düzenleyici seçenekleri. Bağlantı bilgileri Wi-Fi ve GPRS seçtim arkadaşlar. Bildirim sayacımızı açık dedik. Eğer müzik işlevini açık dedik. Bu Mikrofonla konuşma ayarı burada arkadaşlar. Burayı Google Voice Search diyoruz. Buradan mikrofon ayarlarımız oluyor. Ses kontrolümüz açık. İşte gündüz parlaklığı. Gece kaç derecede olsun. Yani ekran gece yolculuk yaparken e, derecemiz ne olsun onu ayarlıyoruz arkadaşlar. Az daha yaklaştırayım şöyle. Daha net görün. Evet. İşte ızgara boyutu. Izgara boyutu da bu arkadaki e, programlar var ya. Aps'taki programlar. Hani e, 8 dersen 8 sıra. 6 dersen 6 sıra. Daha çok büyüyor. Daha çok açarsan 12-13 sıra dersen programlar daha çok küçülüyor. Ona yarıyor arkadaşlar. Ben bunun boyutunu ideal olarak 8 yaptım. Mesela açılış animasyonu. Açılış animasyonunu göster. Gösterme. İşte animasyonla alakalı. Mesafeler olarak kilometre, termometre, işte aracın e, pardon hava şeyi sıcaklığı e, tam ekran diyor. Android'in üst çubuğunu gizle. Android'in üstündeki çubuk var arkadaşlar. Onu gizliyoruz, tam ekran yapıyoruz arkadaşlar. Otomatik düzende de tüm ekranı kaplı yapıyoruz. Ekran yönlendirmesi standart yönlendirme. İşte arayüzümüz şey Türkçe. Uyku modunu kapalı yapmışım. Ana ekrana da e, bu programı seçiyorum arkadaşlar. E, diğer olarak e, direkt e, bu program aracım açıldığı zaman direkt bu program geliyor arkadaşlar. Yani otomatikten bu geliyor. Yani her sefer işte Android'in kendi ekranı ondan sonra bu ekran gelmiyor. Diğer olarak aracımı açar açmaz direkt bu geliyor arkadaşlar. E, program basit. Dediğim gibi programı e, Program basit. Ayarlarını size gösterttim. Ee, tekrardan söyleyeyim. Bu programı e, Google Play'de de bulabilirsiniz. Ama Google Play'de yüklediğiniz zaman 30 günlük trial versiyonunu yüklüyorsunuz. 30 gün sonra iptal oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Google Chrome üzerinden veya işte Mozilla işte Opera gibi programlardan bunun direkt APK'sını, APK'sını e, telefonunuza indirip veya direkt e, TB indirip oradan yüklerseniz T uygulamanız orijinal olmaktadır arkadaşlar. Ee, kullanımı çok güzel. Android cihazı olan yani şey olarak söyleyeyim size. T 1 Android olan bütün arkadaşların bu uygulamayı yüklemesini tavsiye ederim. Ben yaklaşık bir buçuk iki seneden beri kullanıyorum arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi bunu da bana siz sordunuz. Ben de size açıklayıcı bir video olsun diye bunun videosunu çektim arkadaşlar. Şu an için başka söyleyeceğim bir şey yok. Aklıma gelen bir şey de yok. Siz eğer ki aklınıza takılan veya herhangi bir sorun olursa benimle irtibata geçin. Ben genelimden geldiğiniz ise yardımcı olurum. Kanalımıza abone olun diyorum arkadaşlar. Bildirim zilini açın. Beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz hepimiz bir aileyiz. Bir de Facebook üzerinden Gökhan'ın Opel Dünyası diye bir grup kurdum arkadaşlar. Daha önce bahsetmiştim. Yeni gelen arkadaşlarım için her çektiğim videoda bunu da tekrardan bahsediyorum. Oraya e, e, o Facebook grubuna gelirseniz eğer daha çok size yardımcı oluruz. Bilmediğiniz konularda birbirimize yardımcı oluruz diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.